Selam arkadaşlar. Yeni videodan hepinize merhaba. Bu videomuzun kitabı Hasan Ali Toptaş Kuşlar Yasına Gider Başlangıçta şunu söylemek istiyorum. Ben aslında bütün videolarıma bir ön çalışma yapıyorum. Eğer yazarı klasiklerdense mutlaka çalışma yaparım. Victor Hugo videoyu yukarıya bırakıyorum. Ya da konuyla ilgili çok fazla e, verileceğim bilgi varsa mesela suç ve ceza ile ilgili onu da tekrar yukarıya bırakıyorum videolarında mutlaka büyük bir ön çalışma yapmışımdır. Ya da yazarında hayatında çok önemli bir konu varsa mutlaka çalışmışımdır. Fakat biraz önce size gösterdiğim Kuşlar Yasına Gider kitabında ne Hasan Ali Toptaş için çalışabildim ne de kitap hakkında çalışabildim. Yani çünkü çalışacak bir şey yok bu kitapta. Aslında ben bu kitabın videosunu çekmek istedim çok isterim. Çünkü kitap yazın okuduğum bir kitaptı. O yüzden istedim diye bir geçmiş zaman eki kullanıyorum. Fakat hani bazen bazı kitaplar vardır. Muhteşemdir. Ama anlatacak hiçbir şeyiniz yoktur. O kitabı sadece yaşarsınız. İşte benim hissettiğim bu kitapla ilgili sadece buydu. Ben bu kitabı kardeşimden çaldım. Geçmiş doğum günümde. Hatırlarsanız o videoyu. Hadi onu da yukarıya bırakalım. Bu videoları bırakma şey oldu, videosu oldu çalmıştım. Demiştim ki aa var bakayım sen bunu okudun mu ben de okuyayım falan diye. Okudum. Okurken çok aslında biraz şey davrandım. Konusu itibariyle biraz böyle kendimle ilgili çeliştim. Okusam mı okumasam mı biraz daha mı ertelesem diye. Ama en sonunda sürekli gördüğüm bir yazar olduğu için kendisi kitabını ertelememe kararı aldım. Ve yazın ben bu kitabı okuyup çok kısa bir süre içerisinde bitirdim. Kitap muhteşem tek kelimeyle muhteşem, bana göre muhteşem bir baba oğlun hayatından yola çıkarak e, konuyu anlatıyor. Fakat anlatırken o kadar çok şeye değiniyor ki Türkiye koşullarında Ankara'da yaşayan bir adam babası Denizli'nin e, köylerinden kasabalarından birinde. Bu arada kitabın geçtiği mekanlardan biri olan Çivril'de benim e, sıklıkla gittiğim eş tarafından akrabalarımın olduğu çok şirin çok güzel bir köy. Oranın mesela elma bahçelerinden bahsetmesi de orada çekildiğim resimlerin böyle aklıma geldi. Birazcık da aslında kitaplarda kendinizden, kendi hayatınızdan, gezip gördüğünüz yerlerden bir parça bir cümleyi bulmak insanın daha da sıcak bakmasını sağlıyor. Bizim Ankara'daki oğlumuz babasının e, hastalığından rahatsızlığından dolayı sık sık bu yolları git ve gel yapmak durumunda kalıyor. Bu git gelleri esnasında hayatını sorgulamasını, baba oğul ilişkilerini tartmasını, aile içi ilişkileri, annesi, kardeşi, eşi kızı, diğer akrabaları bütün bu insanları belli bir süzgeçten geçirip bizlere anlatması, kendi hayal dünyasından bahsetmesi, kitabın yeri gelip halüsinasyonlara yer vermesi, yere gelip böyle kapatıp acaba bu gerçek mi diye düşündürten cümlelerin olması. Yani dediğim gibi kitap hakkında bunu anlatıyor diye net bir şey söylememi isterseniz benden tek diyebileceğim bir baba oğlun hayatını anlatıyor ve bir babanın ne yazık ki son yolculuğuna ölüme doğru gidişinden bahseden bir kitap bu. Zaten bunun spoiler olduğunu düşünmüyorum çünkü kitabı nereye yazsanız karşınıza çıkan cümle bu. Benim de zaten erteleme nedenlerimden biri birazcık buydu. Fakat okuduğunuzda bunun salt bir ölümden bahsetmediğini, hayatın insana yaptığı pek çok şeyden bahsettiğini iyi ve güzel anlamda, aslında arkadaşlıktan, dostluktan, ailevi değerlerden bahsettiğini de görüyorsunuz. Ama bunun yanında benim birazcık kafamda kitapla ilgili şu kadar minnacık bir soru işareti oldu. Mesela... Kitap otobiyografik mi? Bunu gerçekten bilmiyorum. Ha, hayatına baktığımız zaman benzerlikler var mı? Evet var. Fakat kitabın belli bir yerinde öyle bir şeyden bahsediyor ki benim Instagram adresimde alıntı yaptığım kısımdı zaten bu. Sana aldatılmak yakışırdı. Ee, eski bir kitabından bahsediyor. Bir röportaj yapılmış vesaire. Kendisi hakkında anlattıkları tamamen çarpıtılarak yazılmış bir durumdan bahsediyor. O an diyorum ki acaba diyorum aslında kendi hayatından bir olayı bir şey alıp kurgulayıp mı yazdı yoksa bunlar tamamen tesadüf mü ya da sadece benzerlikten mi ibaret diye düşünüyorum. Ha bunun ne olduğu önemli değil kurgu ya da otobiyografi gerçekten hiçbir şekilde önemli değil. Bu kitap her türlü insana kendisini okutturuyor. Cümleler muhteşem. Zaten Türkçeye yeni bir soluk getiren yazar olarak bahsediliyor Hasan Ali Toptaş'tan. Gerçekten öyle. Betimlemeleri, bir evden bahsetmesi bir ağaçtan bahsetmesi ya da rastgele yolun kenarındaki bir sudan, bir çamurdan bahsetmesi gerçekten muhteşem. Bazen böyle küçük minik efsaneler, mesela sürekli babasına giderken gördüğü at. Hani bunlar kitabı o kadar güzel bir dil, o kadar güzel bir uslup. Bilmiyorum ben o kadar çok beğendim ki bu kitabın anlatılışını. Dediğim gibi kitapta bir dinamik yok. Asla yok. Hani maceradan maceraya koşuyor ya da o kavgalar, olaylar, dövüşler asla böyle bir şeyden bahsetmiyor. Hatta tam tersine çok durgun, naif akan bir kitap. Aslında kitap yer yer kendisini tekrar ediyor. Şöyle ki gittiği yollar, arabası, işte kullandığı güzergahlar o yol üzerinde gördüğü halüsinasyonlar, kafasındaki düşünceler veya baba evinin kapısında duran ağaç, bazı cümleler o kadar kendisinin tekrarı içinde ki ben aslında bu tür şeylerden çok sıkılırım. Hani bir insan 2-3 defa e, kitapta aynı cümleyi kullandığında kelimeyi tekrar ettiğinde konuşurken bazen bunlar bize gündelik hayatımızda çok batmıyor. Fakat okurken e, full konsantre olduğum için belki de beni birazcık e, rahatsız ediyor. Ama bu kitapta o tekrarları resmen aradım. Her birkaç sayfada bir o cümle gelmeden mesela dayının telefonuyla ilgili bir cümlesi var. Onun geleceğini biliyordum ve bu beni kitabı okurken yormaktan daha ziyade benim için bu tekrarlar bir aksiyonu yarattı, bir dinamiği yarattı aslında. O yüzden ben çok beğendim. Sonunu zaten dediğim gibi hani çok da konu anlatmadığım için spoiler olduğunu düşünmüyorum. Sonunda zaten bir babanın son yolculuğuydu. Onunla ilgili duygulardı ve bunu yaşayanların çok iyi bileceği bir şeydir bu. O son kısımda bahsettiği şey gerçekten e, kitabın ön tarafına da zaten o anki duygularımı yazmışım. 23 Eylül, Eylül 23 Eylül 2019'da bitirmişim kitabı ve o anki duygularımı yazmışım. Son sayfa gerçekten insanı ağlatıyordu. Hani bazen Acıları paylaşmak, taziyelerde bulunmak güzel fakat bunu sürekli sürekli tekrarlamak aslında o kişinin acısını daha da taze, daha da canlı tutmasını ve o her ne kadar gerçekleşse de kabullenmek istemediği veya görmek istemediği gerçekle o yoklukla daha fazla yüzleşmesini sağlıyor. O yüzden bence aslında acıları paylaşmakta belli bir noktada durmalı diye düşünüyorum. Evet ne kadar size bu videonun katkısı oldu bilmiyorum ama bu videoda söyleyebileceğim... Belki de en net şey mutlaka Hasan Ali Toptaş'la tanışmanız gerekiyor. Ben Kuşlar Yasın'a Gider kitabı ile kendisiyle tanıştım. Ee, umarım kısa zamanda 2020 içerisinde diğer kitaplarını okuma fırsatı bulurum. Sizlerin de okuduğunuz, çok beğendiğiniz, Betül bunu mutlaka okumalısın dediğiniz varsa lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. Çok sevinirim, çok mutlu olurum sizden de bir öneri aldığım için. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda bambaşka kitaplarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.